Merhaba gençler ben İngilizce öğretmeniniz Ali Ceylan. Bugün 8. sınıf 5. üniteyi işleyeceğiz. Videoyu izlemeden önce üniteye çalışmış olmanızı ve izlerken notlar çıkarmanızı tavsiye ederim. Kitabınızın indirme bağlantısını videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Hedefimiz tatil boyunca 8. sınıfın tüm ünitelerini işleyerek sınava sıkı hazırlanmak. Hemen başlayalım. Ünitemiz The Internet. İnternet, Türkçe'ye internet diye geçmiş. The internet yani internet ünitemiz. Hemen yukarıda ne öğreneceğimiz var bu ünitede? We are going to learn, learn, öğrenmek demekti. Be going to kalıbı var burada. Ecek, acak, öğreneceğiz denmiş. We are going to learn accepting and refusing. Accept, kabul etmek, refuse, reddetmek idi. We are going to learn accepting and refusing. Yani kabul etmeyi ve reddetmeyi öğreneceğiz. Yine we are going to learn making excuses. Excuse, mazeret demek, bahane demek, bahane oluşturma, mazeret ileri sürmeyi öğreneceğiz. Bu ünitede bu ana başlıklar varmış. Hemen bir özlü sözümüz var. Kim tarafından söylenen bir sözmüş? Stephen Hawking. Stephen Hawking 2018'de hayatını kaybeden çok ünlü bir fizikçi. Aynı zamanda astronomi, kozmoloji gibi bilim dallarıyla da uğraşmış, çok önemli bir bilim insanı. We are all now connected by the internet like neurons in a giant brain demiş. Yani we are all now biz tümümüz şu an bizim hepimiz tümümüz all tüm demek ya tümümüz şu an internet ile bağlıyız diyor birbirimize birbirimize. İnternet ile bağlıyız şu an tümümüz birbirimize like neurons in a giant brain devasa bir beyindeki nöronlar gibi like burada sevmek beğenmek anlamında değil like'tan sonra burada örneği vermiş yani gibi anlamında burada like diyor ki devasa bir beyindeki nöronlar gibi internet ile tümümüz birbirimize bağlıyız. Stephen Hawking'in bir sözü. Hemen ilk bölümde warm up bölümü var ısınma bölümü. Match the words phrases with the icons. Yani kelimeleri, ifadeleri, icon. ikonlarla, sembollerle, bu işaretlerle eşleştiriniz. Share them with your classmates. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız denmiş. Hemen şu alt taraftaki kelimelere odaklanacağız. Zaten eşleştirmeler yapılmış vaziyette. Siz burayı incelersiniz. İlk kelimemiz account. Şurada çoğul eki s de var. Yani o olabilir, olmaya da bilir. O opsiyonel konulmuş oraya. Account ya da accounts denebilir. Hesap ya da hesaplar. Hesap derken hangi anlamda hesap? Aslında pek çok anlamdaki hesap denebilir account'a. Yani bir sosyal medya hesabınız da accountla ifade edilebilir. Oradaki hesapta bir restorana gittiniz. Oradaki hesap derken yine account please hesap lütfen diyebilirsiniz. Ya da muhasebe alanındaki bir mevzuda da hesap bu account kelimesi ile söylenebilir. Ama ünitemiz de internet, internet ünitesi olduğu için buradaki anlamı daha çok bir sosyal medya hesabı, bir internet sitesindeki hesabımız o anlamda account hesap demek. Attachment aslında attach iliştirmek demek. Attach diye de Türkçe'ye geçmiş. Şu K sembolünde görüldüğü gibi bir attach işareti var. Peki neden bu denmiş? Attachment ne demek? Attachment dosya eki demek. Ya da bir e-mail'e bir e-mail gönderiyorsunuzdur. E-mail'e bir dosya ekliyorsunuzdur. Bir resim ekliyorsunuzdur. Video ekliyorsunuzdur. Bu eklediğiniz attachment'tır dosya ekidir. Gönderdiğiniz mesajın ekidir. Attachment'ı bu anlamda kullanıyoruz. Sonra ne var? Üçte web browser. Web browser internet tarayıcısı. Onun da A'da görseli var. www diye başlanmış. Orada bir web browser, web tarayıcısı var. Mesela Google Chrome. O bir web tarayıcısıdır. Comment, comment ya da comment diye duyabilirsiniz. Yorum ya da yorum yapmak. O da hangisinde var? Şurada yorum işareti var. Confirm, confirm onaylamak demek, tasdik etmek demek. Confirm onaylamak. O da şurada onaylama işareti var, tik halinde. Sonra connection, connection bağlantı demek, connect bağlanma demek. Connection ise bağlantı demek. O da 6 yani Şurada connection yani Wi-Fi bağlantısı var. O anlamda kullanılmış bu görsel. Delete, delete, erase yani silmek demek. Delete silmek demek. Çöp kutusu işaretiyle burada gösterilmiş. Download. Download indirmek demek. Download indirmek demek. O da 8 yani şurada B seçeneğinde download indirmek görseli var. Login ya da logon login, logon eş anlamlıdırlar ve giriş yapmak demek. Giriş yapmak derken hesabınıza giriş yapmak anlamında zaten bir internet sitesinde, bir sosyal ağ sitesinde hesabınız vardır ve ona login yapıyorsunuzdur. Giriş yapıyorsunuzdur. Login giriş yapmak demek. O da F görselinde gösterilmiş. Reply, reply, answer ya da response üçü de cevaplamak demek yanıtlamak, cevaplamak ya da yanıt, cevap. O da L seçeneğinde gösterilmiş. Orada onun ikonu var. Social networking site ya da sites. Çoğul da olabilir. Yani sosyal A sitesi ya da sosyal A siteleri. Buna kısaca SNS de denebilir. Ki bu ifadenin baş harfleri şeklinde de kısaltılabilir. SNS Social Networking Sites. Yani sosyal A siteleri. O da H görselinde ifade edilmiş. Son olarak upload var. Download indirmek demek idi. Upload ise onun zıttı. Yüklemek demek. Upload yüklemek demek. Ve işareti de onun zıttı olacak. O da ı ikonunda gösterilmiş. Activity 1. Birinci aktivitede bir dinleme bölümü var. Listen to the recording. Kaydı dinleyiniz. Fill in the blanks with the words, phrases above. Above yukarıda demekte diyor. Yukarıdaki kelimeler ya da ifadelere göre boşlukları doldurunuz. Ben boşlukları doldurmuşum ama yine de tamamını dinleyelim ve tüm cümleleri anlayalım. Önce e, ben size hemen şey açayım kaydı oradan dinleyerek hepsini anlayalım. The recent research shows that the usage of the internet is increasing. The recent research shows that the usage of the internet is increasing dedi ilk başta. Yani The recent research, son zamanlarda yapılan araştırma, bir araştırma recent, recent, son zamanlarda, yakın zamanda demek, yakın zamanda yapılan bir araştırma göstermektedir ki, the usage of internet is increasing, increase, artmak demek, internet kullanımı artmaktadır. Use, kullanmak demekti, usage onun isim hali, kullanım, internet kullanımı artmaktadır. It says that the aim of the internet connection varies from person to person. It says o diyor ki yani bu araştırma diyor ki it says that the aim of the internet connections varies from person to person. O diyor ki internet kullanımının amacı aim amaç demek, hedef demek. The uh, internet bağlantısı kullanmanın amacı internet tek burada connection'ı da birleştirmemiz lazım oraya. İnternet bağlantısı kullanmanın amacı varies from person to person. Kişiden kişiye. Person to person. Kişiden kişiye varies. Değişir. The least usage is listening to the music with 63%. The least usage. List en az demek the most olsaydı en çok olurdu the least en az. The least usage is listening to music with 63%. The en az kullanım %63 ile müzik dinlemektir. İnternet bağlantısı kullanmaktaki kullanmanın hedefleri arasında en az kullanım %63 ile müzik dinlemektir. Oh. What do you use the internet for? So what do you use the internet for? Burada what var ama cümlenin devamında for da var. What ne demek? For için demek. What for? Ne için diye çevireceğim burayı. Yani what do you use the internet for? Sen interneti ne için kullanırsın demek. Soru bu şekilde. Buradaki soyu da çevirirsek o halde diyebiliriz. O halde sen interneti ne için kullanırsın? Ya sen interneti ne için kullanırsın? yani soyu burada bu yüzden diye çevirmemize gerek yok. Neden sonuç ilişkisi yok burada. Ella'nın cevabını dinleyelim. Hmm. I often use the internet for social networking sites. Ben sık sık interneti sosyal ağ siteleri için kullanırım demiş. I have accounts in different sites. I have accounts in different sites. Different farklı demekti ve ben farklı sitelerde hesaplara sahibim. Farklı sitelerde hesaplarım vardır. I share photos and songs, comment on posts, check notifications, confirm friend requests and reply messages. What about you? Evet. I share photos and songs. Ben fotoğraflar ve şarkılar paylaşırım. Comment on posts. Yani gönderiler, post gönderi diyebiliriz burada. Bir kimsenin bir kendi hesabında bir internet sitesinde paylaştıkları gönderiler üzerine comment yorum yaparım. Check notifications notification bildirim demek. Check kontrol etmek. Bildirimlerimi kontrol ederim. Confirm friend request request istek demek, talep demek, arkadaşlık isteklerini onaylarım, confirm, onaylamak demekti, tasdik etmek, doğrulamak demekti. Reply messages, mesajlara cevaplarım. What about you? Ya sen diye sormuş. What about you? Ya sen. I am a subscriber of some science and technology blogs. I am a subscriber of some science and technology blogs. Subscriber, Abone demek takipçi demek ama abone demek daha güzel olur. Ben diyor bazı bilim ve teknoloji bloglarının abonesiyim. Blog ne demek? Bir internet sayfası demek. Yani insanların düşüncelerini, görüşlerini ve deneyimlerini paylaştıkları sayfalar. Blog diyor bazı teknoloji ve bilim bloglarının ben abonesiyim, sayfalarının abonesiyim. I generally log in and read the articles in these blogs. I generally log in and read the articles in these blogs. Generally, usually demek. Yani genellikle. Ben genellikle log in, giriş yaparım bu sitelere. And read articles in these blogs. Ve bu bloglardaki makaleleri okurum diyor. Article makale demek. Login. Giriş yapmak. Login. Zaten bir sitede hesabınız vardır. O hesabınıza giriş yapıyorsunuzdur. O zaman login ya da logon der, dersiniz. Giriş yapmak. I download some e-books and upload some videos on them. I download some e-books. Electronic books. Yani e orada elektronikin kısaltılmışı. Elektronik kitap. E-book. E-kitap diyoruz ya. E-books. Ben bazı elektronik kitaplar indiririm. And upload some videos on them. Ve onlara o sitelere bazı videolar yüklerim. Upload da yüklemek demekti ya. I sometimes send emails with attachments to my friends. I sometimes send emails with attachments to my friends. Bazen arkadaşlarıma attachment yani dosya iki yanında birkaç dosyada olacak şekilde bir eklenti de olacak şekilde arkadaşlarıma bazen e-mail gönderirim. Activity 2'ye bakalım. İkinci activity. Working pair çift olarak çalışınız denmiş. Exchange information about the internet. İnternetle ilgili bilgi alışverişinde bulununuz. What do you think about the internet? İnternet hakkında ne düşünüyorsun diye sormuş. It is necessary for everyone necessary gerekli demek. O herkes için gerekli. Everyone, herkes. For zaten için demekti. We use it in every part of our life. Biz onu hayatımızın her parçasında, part parça demek, bölüm demek, kısım demek, hayatımızın her alanında da diyebiliriz. Biz onu hayatımızın her alanında kullanırız. İnterneti hayatımızın her alanında kullanırız. It is necessary for everyone. Herkes için gereklidir. Answer the following questions denmiş bu bölümde de. Yani aşağıdaki sorulara cevaplayınız. Bunları kendiniz kendinize göre cevaplayabilirsiniz. Bu cevaplarım tam kesin cevaplar değil. Kendinize göre yapabilirsiniz. İlk soruda how they connect to the internet diye sorulmuş. Yani internete nasıl bağlanırsınız? Connect bağlanmak demekti. Ya. Ben ne demişim? I connect via my smartphone or PC. Via, via aracılığıyla demek, vasıtasıyla demek. Yani ben ne demişim? Akıllı telefonum ya da bilgisayarım aracılığıyla bağlanırım. Akıllı telefonum ya da bilgisayarımla bağlanırım diye de çevirebiliriz. How often do you use the internet? Ne sıklıkla interneti kullanırsınız? How often ya da how often ne sıklıkla demek? Almost every day. Almost neredeyse. Almost every day neredeyse her gün. Who uses the internet in your family mostly? Mostly çoğunlukla demek. Yani en çok da diyebiliriz bu cümle için. Diyor ailenizde çoğunlukla ya da en çok interneti who uses who kim demekti kim kullanır. Ne cevap vermişim? My grandmother benim büyük annem. Siz farklı cevaplar tabii ki verebilirsiniz kendinize göre. Activity to read the text parçayı okuyunuz. What are the names of the family members? Aile üyelerinin isimleri nelerdir? member üye demek family members aile üyeleri aile fertleri aile üyelerinin isimleri nelerdir parçayı okuyalım sonra döner bu soruyu cevaplarız başlığımız internet habits of Beyza's family şuradaki kesme işareti ise n nin yelik eki bu yani Beyza'nın ailesi Beyza'nın ailesinin internet habit alışkanlıklar habit alışkanlık demek Başlayalım. Everyone uses the internet moder moderately in my family. Moderately. Orta düzeyde demek. Yani ne çok ne az. Diyor. Benim ailemde herkes interneti orta düzeyde kullanır. I don't think that there is an internet addict in our house. Ben bizim evimizde bir internet bağımlısı. Addict bağımlı demek. Bir internet bağımlısı olduğunu I don't think düşünmüyorum. Evimizde bir internet bağımlısı olduğunu düşünmüyorum. The internet is functional for each of us. Each her bir demek as. Each of us as bize bizi demek ya. Each of us yani her birimiz. Bizim her birimiz. İnternet her birimiz için functional. Hani fonksiyonel diye de Türkçede duymuşsunuzdur. Functional, fonksiyonel yani işlevsel. İnternet bizim her birimiz için işlevseldir, işe yarardır. For example, Örneğin I check notifications and surf social networking sites. Ben bildirimleri kontrol ederim. Notification bildirim demekti ve sosyal ağ sitelerinde surf yaparım, dolaşırım diyor. I play games with my friends ben arkadaşlarımla oyunlar oynarım I play games with my friends However ancak my favorite activity on the internet is studying English and Spanish benim internetteki favori aktivitem studying English and Spanish İngilizce ve İspanyolca çalışmak Şuradaki however vurgulayalım. However but diyebiliriz ama fakat ancak lakin. My father Salih generally uses the internet to check his emails. Benim babam Salih genellikle interneti e-maillerini kontrol etmek için kullanır. E-mail ne? Elektronik posta, e-posta diyoruz ya. E-maillerini kontrol etmek için kullanır. He sometimes reads online news. O bazen İnternetten haberler okur. Online news haberleri internetten okur. Besides. Besides. Yanı sıra bunun yanı sıra. He is fond of online shopping to buy equipment for fishing. O balık ek, balık tutmak için ekipman satın almak için internet alışverişine düşkündür. Balık tutuyormuş. Bakın burada for fishing var. Balık tutma için. For equipment, equipment, ekipman diye zaten Türkçe'ye geçmiş. To buy equipment, ekipman satın almak için. Online shopping, ekipman satın almada internetten alışverişe düşkündür. Fond of, düşkün olmak demekti. Çok sevmek, bayılmak, çok çok onu seviyormuş. My mother Zeliha usually uses the internet for checking bank accounts. Benim annem Zeliha genellikle interneti banka hesaplarını, bank account, banka hesabı, banka hesaplarını kontrol etmek için kullanır. Check, kontrol etmekti. Also, ayrıca, she looks for new recipes and health cures. Look, bakmak demek. Ama look for, bakmak demek değildir. Look for, aramak demek. Bulmaya çalışmak demek. She looks for new recipes and health cures. O, yeni recipes. Recipe tarif demekti. Önceki ünitelerde vardı. Yeni tarifler ve sağlık kürleri arar. Bulmaya çalışır. Finally son olarak my elder brother Buğra. Elder burada yaşça büyük anlamında. Benim büyük erkek kardeşim yani ağabeyim Buğra is a high school student. Bir high school, high school lise demek bir lise öğrencisidir. He always browses articles about his lessons. O daima dersleri için, dersleri hakkında about his lessons, dersleri hakkında makaleler arar. Browse, internetten tarar, onları bulmaya çalışır. Browse, taramak demek diye burada aramak dersem daha güzel olur. In his free time onun bu bo o boş zamanlarında buradan bahsediyor yine boş zamanlarında free time boş zaman he often likes for following foreign series to improve his english o sık sık İngilizcesini geliştirmek için improve geliştirmek demek İngilizcesini geliştirmek için foreign series foreign yabancı demek series Türkçe'ye geçmiş seri daha doğrusu dizi dersek burada daha güzel olur o İngilizcesini geliştirmek için sık sık yabancı dizileri takip etmekten keyif alır. Şimdi yukarıya dönelim. Yukarıda bir soru vardı. Diyordu, What are the names of the family members? Aile fertlerinin isimleri nelerdir? İlk söyleyebileceğimiz isim Beyza. Çünkü Beyza'nın ailesinin internet alışkanlıkları diye başlık var. Orada Beyza yazıyor. Sonra ne diyebiliriz? sırayla gittiğimiz zaman babasından bahsediyordu ilk olarak Salih. Bunun yanı sıra Zeliha vardı annesi ve büyük erkek kardeşi yani ağabeyi Buğra. Aile fertlerinin isimleri bunlarmış. Beyza, Salih, Zeliha ve Buğra. Hemen Activity 3'den devam edelim. Read the text again. Parçayı tekrar okuyunuz. And take the chart denmiş ve tabloya tık atınız. Birincisinde ne denmiş? Practices language, practice, pratik yapmak demek. Kim language, language, dil demek, dil pratiği yapıyordu. Beyza, Spanish and English, İngilizce ve İspanyolca öğrenmeye çalışıyordu. Aynı zamanda Buğra, yabancı diziler izleyerek İngilizcesini geliştirmeye çalışıyordu. Dolayısıyla Beyza ve Buğra'ya tik atabilirim burada. Checks emails, e-maillerini kim kontrol ediyordu? Salih yani Beyza'nın babası. Does research araştırma kim yapıyordu? Buğra diyebilirim. Çünkü o a high school student bir lise öğrencisi ve daima articles den denemeler, makaleler okuyordu. Onları araştırıyordu. Paragrafta öyle deniyordu. Does online shopping internet alışverişi yapmak kim yapıyordu? Bu da Salih'ti. Salih balıkçılıkla ilgileniyordu ve onlarla ilgili ekipmanlar satın alıyordu internetten. Search on the internet for recipes and cures. Yani yemek tarifleri ve tedaviler için internette surf yapmak. Kim internette dolaşıyordu tedaviler ve yemek tarif tarifleri için? Beyza'nın annesi olan Zeliha yapıyordu bunu. Does online banking internet bankacılığı kim kullanıyordu? O da Zeliha idi. Plays online games internetten oyunlar oynamak. O da arkadaşlarıyla internetten oyunlar oynayan Beyza idi. Watch a series. Diziler izlemek. Diziler izleyen de Buğra idi. Yabancı diziler izliyordu. Foreign series. Activity for. Dördüncü aktivitede. Work in pairs. Çift olarak çalışınız. Talk about the internet habits in your family. Ailenizdeki internet alışkanlıkları hakkında Konuşunuz. Kendi ailenizdeki internet alışkanlıkları hakkında konuşunuz denmiş. Yapılan diyaloğu inceleyelim. My mother uses the internet for reading e-books. What about yours? Demiş benim annem interneti elektronik kitaplar okumak için kullanır. What about yours? Yours, sizinki, seninki, ya sizinkiler, ya seninkiler diyor. My mother uses the internet for practicing English. Benim annem interneti İngilizce pratik yapmak için kullanır." demiş. Hemen şuradan devam edelim. Study the sentences in the box. Kutudaki cümlelere çalışınız, bunları inceleyiniz diyor. Study burada. Onları incelemek üzerinde çalışmak demek. Working pairs çift olarak çalışınız. Add one more sentence in it. İçine bir ek bir bir tane daha cümle ekleyiniz. Siz de bunlara bir cümle ekleyiniz diyor bu kutulara. Accepting and refusing, making excuses. Yani kabul etme ve reddetme ve bahane oluşturma, bahane ileri sürme, mazeret sunma. Would you like to join our WhatsApp group? Soruda ne diyor? Would you like to join our WhatsApp group? Bizim WhatsApp grubumuza katılmak ister misin? Would like istemek demek ya. Yes, sure. Evet, tabii ki. Elbette. That sounds great. Kulağa harika geliyor. Ya da reddetmiş olabilir. Buradaki örnekteki gibi. No thanks. Hayır, teşekkürler. Reddettikten sonra ne yapabilir? Making excuses. Bahane ileri sürme, ma mazeret oluşturma. I am really busy. Ben gerçekten meşgulüm. Busy meşgul demek. Why don't we chat online at 2 o'clock? Neden saat 2'de internetten online? Neden saat 2'de internetten chat yapmıyoruz? Yani sohbet etmiyoruz. Chat sohbet etmek. I want to tell you something important. Ben sana Something important important önemli demek sana önemli bir şeyler söylemek istiyorum tell söylemek want istemek something de bir şeyler sana önemli bir şeyler söylemek istiyorum sana önemli bir şey söylemek istiyorum I'm sorry but I can't üzgünüm ama yapamam katılamam yani WhatsApp grubunuza my internet is broken 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 kırmak kelimesinden türemiş ama ben burada kırık demiyorum Bozuk diyebiliriz, arızalı diyebiliriz. Broken için burada bir alet için kullanılmışsa, bu şekilde internet için kullanılmış ise ben buna arızalı ya da bozuk diyebilirim. My internet is broken. Benim internetim arızalı. Bir tane biz yapmışız. Let's create a new group named Crazy Girls. Haydi, çılgın kızlar adında yeni bir grup kuralım. Cevaba bakalım. I don't think that this is a good idea. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. I don't have time to write or read messages. Benim mesaj yazmaya ya da okumaya vaktim yok. Siz de benzer örnekler ekleyebilirsiniz bu kutulara. Activity 2. ikinci aktivite de yine Study the Sentences in the Box denmiş. Kutudaki cümleleri inceleyiniz. Asking for clarification. Clarification netleştirme demek doğrulama anlamı da vardı önceki ünitede. Ama burada netleştirmek demek. Netleştirme. Netleştirme isteme. Netleştirme için soru sorma. Bunu talep etme diyebiliriz bu bölüme. Ne demek yani netleştirmek? Yani tam açıklığa kavuşturmak. Karşıdakinin size söylediğini anlamadığınızı varsayın. Clarification yani ona bir şeyler sorarak ya da Başka cümleler kullanmasını isteyerek onun ne demek istediğini tam olarak açıklamasını talep edebilirsiniz bu onun söylediğini net bir şekilde ifade etmesini istemeniz demektir. Örneklere bakalım daha iyi anlayacağız. Efe ne demiş? I can search on the internet. Ben internette arama yapamıyorum demiş. Search arama yapmak demek ya can't. Can'in burada olumsuz hali var. Ebilmek burada olumsuz hali yapamamak. Yani ben internette arama yapamıyorum. What do you mean? What do you mean? Ne demek istiyorsun? diye sormuş. Bu cümle önemli bir cümle. Çok karşımıza çıkar. Günlük hayatta da çok sık kullanabiliriz bunu. Mean demek istemek. Anlamına gelmek. Cimri anlamı da var. Ama fiil olarak kullanıldığında genelde demek istemek, kastetmek, anlamına gelmek gibi anlamlara sahiptir. Ve genelde what do you mean ya da What does it mean şeklinde karşınıza çıkabilir. Ya da do you mean bla bla? Şunu mu demek istiyorsun? What do you mean? Ne demek istiyorsun? What does it mean olsa o ne demek? Ya da do you mean bla bla? Şunu mu demek istiyorsun? Bakalım buna what do you mean? Ne demek istiyorsun? Do you mean the internet connection? İnternet bağlantısını mı kastediyorsun? İnternet bağlantısını mı kastediyorsun diyor. Yes. I mean the internet. Evet, interneti kastediyorum. İnterneti demek istiyorum. I mean the internet. It isn't working properly. Properly uygun bir şekilde demek. O uygun bir şekilde çalışmıyor. Why don't you get help from the service? Neden servisten? Yani teknik servisi kastediyor. Neden teknik servisten yardım almıyorsun? Burada da bir öneride bulunmuş. Şimdi bu clarification ile ilgili sonraki birkaç bölümde daha şey var. Açıklayıcı birkaç etkinlik var. Daha iyi öğreneceğiz orada. Hemen bu bölümde var. O bölüm buymuş. Activity 3. Work in pairs. Yine çift olarak çalışınız. Match the sentences. Cümleleri eşleştiriniz. Act it out in the classroom. Sınıfta canlandırınız. Hemen ilk cümleye bakalım. How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanırsınız ya da nasıl bağlanırsın? D seçeneğinde cevap var. I mean, do you have a smartphone or laptop with the internet connection? Tabi şu arada what do you mean sorusunun buna sorulduğunu varsayın. Yani birisinin How do you connect to the internet internete nasıl bağlanırsın diye sorduğunu varsayın. Sonra o soruya what do you mean sorusuyla cevap verilmiştir. Yani ne demek istiyorsun? Yoksa burada soru cevap eşleştirmiyoruz aslında. Ne demek istiyorsun? Şimdi bu soruyu daha net bir şekilde soracak. D seçeneğinde ne demişti? I mean do you have a smartphone or laptop with the internet connection. Şunu demek istiyorum. I mean şunu demek istiyorum. Senin diyor bir akıllı telefonun ya da laptopun mu var internet bağlantısı olan internet bağlantısı olan bir laptopun mu ya da akıllı telefonun mu var? İkiye bakalım. Be careful with what you share on the internet. Yani internette ne paylaştığınıza dikkat ediniz. Careful, dikkatli demek. İnternette ne paylaştığınıza dikkat ediniz. Bu ne demek peki? Hemen bakalım C seçeneğine. I mean anything you post on the internet can stay online forever. Şunu demek istiyorum. I mean şunu demek istiyorum diyor. Anything you post on the internet. İnternette paylaştığınız her şey. Anything herhangi bir şey her şey anlamında da kullanılabilir. Burada her şey olarak çevirirsek daha güzel olur. İnternette paylaştığınız her şey can stay online forever. Sonsuza dek internette kalır. Forever sonsuza dek demek, stay online stay kalmak demek. İnternete paylaştığınız her şey sonsuza dek internette kalır. I comment on your photos. Diyor ben senin fotoğraflarına yorum yaparım. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Hemen açıklamasına bakalım. Daha net halde sorduğu anlattığı yerlerde. I mean I write my opinions about them. Demek istiyorum ki. I mean demek istiyorum ki. Onlarla ilgili düşüncelerimi yazarım. Opinion, thought, idea düşünce demek ya. Obey the internet safety rules. İnternet güvenlik kurallarına uyunuz demiş. Safety güvenlik demek internet güvenlik kurallarına uyunuz. Bu ne olacak? B seçeneğine bakalım. I mean şunu demek istiyorum. Don't share your personal information and password. Yani Kişisel bilgilerinizi ve şifrenizi paylaşmayın. Password şifre demek. Son soruda is there a connection sign on the screen? Screen ekran demek. The ekranda bir bağlantı işareti var mı? Sign işaret demek burada. Ba ekranda bir bağlantı işareti var mı? What do you mean? Ne demek istiyorsun? Hemen a seçeneğine bakalım. I mean is your PC online or offline? Şunu demek istiyorum. PC yani bilgisayar bilgisayarın online internete bağlı mı? Or offline ya da bağlı değil mi? Online internete bağlı, offline internete bağlı değil. Online çevrim içi, offline çevrim dışı da diyebiliriz. Kısacası what do you mean? Ne demek istiyorsun? Yine match the words phrases with their definitions demiş ki kelimeleri ya da ifadeleri tanımları ile eşleştiriniz. Hemen bakalım bir de post var. Post neydi? Paylaşmak demekti. Gönderi olarak paylaşmak, bir yerde bir internet sitesinde, sosyal ağda bir fotoğraf paylaşmak, düşüncelerini paylaşmak, bir şeyler yazmak demek. Ne olacak karşılığında? To share writings or pictures on your online wall. Yani internet duvarınızda, internet sayfanıza da diyebiliriz Türkçe'de buna ama wall duvar demek kendi duvarınızda diyebiliriz. İnternetteki kendi duvarınızda yazılar ya da resimler paylaşmak, post gönderi paylaşmak diyebiliriz. Search engine yani arama motoru. Search engine engine motor demek, search arama demek. Search engine arama motoru. O ne olacak bakalım a computer program to find information on the internet internete bilgi bulmak için bir bilgisayar programı internette bilgi bulmaya yarayan bir bilgisayar programı find bulmak demek information bilgi mesela google bir search engine'dir bir arama motorudur google chrome değil mesela o daha çok bir web browser bir web tarayıcısıdır Chrome daha doğrusu bir web tarayıcıdır. Google ise bir search engine ya da Yandex bunlar arama motorudur. Screen, screen ekran demekti. Ne gelecek karşıda? Hemen şurada var. A flat surface, part of a computer, showing pictures and words. Demiş ki resimleri ve kelimeleri gösteren bilgisayarın düz bir yüzeyi olan parça. Yani bilgisayarın düz bir yüzeye sahip olan kelimeleri ve resimleri gösteren parçası. Bunun için ne diyoruz? Screen yani ekran. Buradaki iki kelimeyi vurgulayalım. Flat düz demek. Yani düz yazısı anlamında. Surface da de yüzey demek. A flat surface düz bir yüzey. Sign in ya da sign up bu kayıt olmak register aslında bunun eş anlamlısı ama burada açıklamada bakalım ne denmiş. Çünkü tam karşılamıyor diye düşünüyorum. Şurada var to write your password to access a, access a website. Access erişim sağlamak demek, giriş yapmak demek. Bir web sitesine erişim sağlamak için şifrenizi yazmak. Aslında bu tam olarak bu değildir. Bu sign in, sign up, register demek. Yani kayıt olmak demek. Bir siteye henüz kayıt olmadan direkt oraya şifrenizi yazarak giriş yapamazsınız. Burada anlatılmak istenen daha çok login ya da log on diyebiliriz. Burada ufak bir hata yapıldığını düşünüyorum. Sign in ya da sign up görürseniz kayıt olmak aklınıza gelsin. Giriş yapmak gelmesin. Login ya da logon giriş yapmak iken sign in ya da sign up ya da register kayıt olmak demek. İlk defa bir sosyal ağa ya da bir siteye kayıt olmak demek. Ama burada o tam olarak karşılanmıyor. Burada şifreyi yazıp internet sitesine erişim sağlamak deniyor. Bu tam olarak karşılamıyor. Siz doğrusu aklınızda bulunsun. Sizin doğrusu aklınızda bulunsun. Sign in, sign up, register kayıt olmak. Login, log on giriş yapmak. Login ve log on kullanabiliyorsak o sitede hali hazırda zaten hesabımız var demektir. Sign in ya da sign up ya da register'de ise henüz hesabımız yok ve kayıt oluyoruz demektir. İşte burada register de var. Kayıt olmak zaten bu ikisi birbiriyle çatışıyor. Register kayıt olmak o tam olarak hangisi olacak bakalım. To get an account. Bir hesap oluşturmak. Bir hesap almak daha bir hesap oluşturmak demek. Register kayıt olmak password password şifre demek. O da a secret word or combination of letters and numbers. Combination kombinasyon yani karışık bir bütünü. Neyin karışık bir bütünü? Bir e, letters letter harf demek. Number sayı demek ya da rakam da diyebiliriz. Harflerin ve rakamların gizli A, a, secret word or combination of letters and numbers. Demiş ki gizli bir kelime olarak bu harflerin kombinasyonu ya da sayıların kombinasyonu oluşturduğu gizli bir kelime. Harflerin ya da sayıların oluşturduğu kombinasyonun oluşturduğu gizli bir kelime. Secret da burada gizli demek. Birinci ünitede secret'ın sır anlamı da vardı. Click, click tıklamak demek. O hangisi olacak 7 bakalım. To press a button on the mouse or keyboard. Mouse, fare demek. Keyboard, klavye demek. Mouse da yani farede ya da klavyedeki bir butona basmak. Butonda tuş demek. Düğme demek. Activity 2. İkinci aktivitede listen to the recording. Kaydı dinleyin. Circle the correct words/phrases. Doğru kelimeleri ve ifadeleri Yuvarlak içerisine alınız denmiş. Circle the correct words and phrases. Ben bunları zaten yapmışım ama burada bulunmayan cümleleri de söylüyor. Dolayısıyla tümünü dinleyelim, tümünü anlayalım. A well-known vlogger is talking about how to subscribe to her vlog. A well-known vlogger, iyi bilinen bir vlogger vlog ne demek? Blog ile daha doğrusu şöyle düşünelim. Ben yazayım buraya da video ile blog kelimelerinin birleşimi bu vlog. Yani video blog. Video blog ne demek? Düşüncelerinizi, deneyimlerinizi paylaşmak istediklerinizi video şeklinde paylaşmak demek. Vlog da bunu paylaştığınız sitede olabilir. Bu yaptığınız paylaşıma da vlog denebilir. A well known vlogger. İyi bilinen ünlü bir vlogger. Vlogger yine vlogger diye Türkçe'de de söyleyeceğim ya da video üreticisi, video içerik üreticisi de denebilir. A well-known vlogger is talking about how to subscribe to her vlog. He is talking about how to subscribe to her vlog. İyi bilinen bir video içerik üreticisi kendi video içerik sayfasına nasıl abone olunacağını anlatıyor diyor. I'm a worldwide internet phenomenon and a vlogger. I'm a worldwide internet phenomenon and vlogger. Ben diyor dünya çapında worldwide phenomenon. Phenomenon, fenomen diye Türkçe'ye geçmiş. Dünya çapında bir internet fenomeniyim. Peki ne demek fenomen? Fenomen yani bir işte çok başarılı olan, göze çarpan, o alanda tanınan kimse demek. Dünya çapında bir ünlü bir internet fenomeni ve vloggerım demiş. Vloggerım. My videos aim to raise social awareness about environmental problems. Social dediğimi tam belki ben eklemiş olabilirim ama şunu demek istiyor. Benim videolarımın amacı environmental problems, çevresel problemlerle ilgili farkındalığı arttırmaktır. Benim videolarım çevresel problemlerle ilgili farkındalık farkındalıkları farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. I post videos about pollution, homeless people and street animals. E, evet, dikkat ettiyseniz şu biri bu kez okudu. I post I post videos about pollution, homeless people and street animals. Ben kirlilik, is, evsiz insanlar, homeless, home ev demek, homeless, evsiz. Evsiz insanlar, and street animals ve sokak hayvanları hakkında videolar post paylaşıyorum. Update ne demek peki burada? Update de güncellemek demek. Devam edelim. Bundan sonra ikiye geçecek. Şu ikiyi okuyacak. I want you to join my vlog. Evet, iki okumadı. Önce bir başka cümle söyledi. I want you to join my vlog. Ben sizden benim vloguma katılmanızı istiyorum dedi. Şimdi aslında iki okuyacak. I'm going to tell you how to register my video blog. Now I am going to tell you how to register my video blog. Şimdi ben size benim video bloğuma nasıl kayıt olabileceğinizi anlatacağım dedi. Burada login de var. Login'i az önce çok defa tekrar ederek söyledik. Giriş yapmak demek login. First, write my videos blog's name in a search engine. Click on my vlog address. Evet. 3'ü ve 4'ü ben 3'ten sonra durduramadım. 3'ü ve 4'ü birlikte okudu. İkisine de bakalım. First write my video blog's name in a search engine. İlk olarak demiş. Benim video blogumun adını bir arama motoruna yazınız. Click on my vlog address. Benim vlog, vlog adresimi tıklayınız. Buradaki diğer kelimeler ne? Browser, tarayıcı demek. Connect to da bağlanmak demek. Şimdi 5'e geçelim. Second. Second, you'll see a sign up button and click on it. Second, ikinci olarak diyor. You see a sign up button and click on it. Bir kayıt ol butonu göreceksiniz. Sign up kayıt olmak demek diye. Ve click on it ona tıklayınız diyor. Fill in the personal info boxes such as your nickname, password and gender to register my vlog. Yes, fill in the personal info boxes such as your nickname, passwords and gender to register my blog. Yani diyor ki fill in the personal info boxes diyor such as your nickname nickname e, isim demek. Yani burada lakap demiyoruz da burada takma ad diyebilirsiniz. Takma adınızı password şifre ve Gender, gender da de cinsiyet demek. Cinsiyetiniz gibi bilgileri kutulara, o kutulara cinsiyetiniz gibi kişisel bilgilerinizi doldurunuz. To register my vlog, benim vlog'a kayıt olabilmeniz için bu kişisel bilgileri doldurunuz. Automatically, you'll get an email to confirm your account. Otomatik automatic bir şekilde, you'll get an email to confirm your account diyor hesabınızı onaylamak için bir e-mail alacaksınız otomatik bir şekilde hesabınızı onaylamak için bir e-mail alacaksınız. Şu iki cümledeki screen, ekran ve attachment kelimeleri de hatırlayalım. Attachment da ek diyebiliriz dosya eki. Devam edelim. Burada bulunmayan bazı cümleler de söyleyecek. Then check your emails. Then check your emails. Daha sonra e-maillerinizi kontrol ediniz. Congrats. You're a Congrats, congrats de diyebiliriz. Congratulations'ın kısaltılmışı tebrikler demek. Subscriber. Now you are a subscriber. Şimdi siz bir abonesiniz diyor. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Vlogma hoş geldiniz. Now you can watch my videos, comment on them. Now you can watch my videos, comment on them. Şu an diyor videolarımı izleyebilirsiniz, üzerine yorum yapabilirsiniz. And share them with your friends and share them with your friends ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Make the most of it. Make the most of it. Bunların çoğunu yapın diyor. Hemen devam edelim. Activity 3. Suppose that one of your friends invites you to have a vlog about gardening. Diyor ki farz edin ki suppose farz etmek, varsaymak. Farz edin ki arkadaşlarınızdan birisi sizi bahçıvanlık, bahçecilik, gardening, bahçecilik desek daha güzel olur. Bahçecilikle ilgili bir vlog'a davet ediyor. Accept or refuse this offer. Bu teklifi kabul edin ya da reddedin. If you refuse, eğer reddederseniz, make an excuse, bir bahane ileri sürün, bir mazerette bulunun. If, eğer demekti ya, Yes, sure. Şuradan evet. Burada zaten direkt cevaplar vurgulanmış. Nedenmiş? Yes, sure. Evet. Elbette. Tabii ki. Sure. That sounds great. Bu kulağa harika geliyor. No, thanks. Hayır. Teşekkürler. I am not interested in gardening. Ben bahçecilikle ilgilenmem. Ilgimi çekmez. Not interested. Interested. Ilgili olmak demek. I am fond of building model planes. Ben model uçaklar inşa etmekle ilgilenirim. Model uçaklar inşa etmeye meraklıyım, düşkünüm. So I follow such vlogs. Bu yüzden ben bu tarz vlogları takip ederim. Such. Burada böyle diye çevirirsek güzel olur. Bu yüzden ben böyle ya daha doğrusu öyle diyelim. Ben bu yüzden ben öyle vlogları takip ederim. In activity one work in pairs çift olarak çalışınız. Brainstorm about the internet. internetle ilgili beyin fırtınasında bulununuz. Brainstorm beyin fırtınası demek. Fill in the mind map with your ideas. Görüşlerinizle, fikirlerinizle zihin haritasını mind map, zihin haritası, zihin haritasını doldurunuz. Ortada ne var? The internet, internet var. Ben dört şey yazmışım. Siz tabii ki çok farklı olanlar yazabilirsiniz. İlk yazdığım neymiş? İnternetle ilgili aklıma gelenlerden. Informative sites. Informative bilgi verici demek. Bilgi verici siteler. Bilgilendirici siteler. Sonra ne gelmiş aklıma? Ridiculous and harmful applications like TikTok. TikTok gibi saçma ve zararlı aplikasyonlar yani uygulamalar. İnternette bunlardan da bol bol var sharing ideas fikirlerinizi paylaşmak fikir paylaşmak düşünceleri paylaşmak watching educational videos eğitici videolar izlemek watching educational educational eğitici demek eğitici videolar izlemek activity to read the text parçaları okuyunuz put them in chronological order chronological Türkçede geçmiş kronolojik yani tarihsel sıralama demek tarihsel oluş sırasına göre koyunuz diyor onları sıralamaya koyunuz. Hemen bakalım. Başlığımız The first the first of the internet. İnternetin ilkleri. First birinci demek, ilk demek ya çoğul yapılmış burada. The first of the internet. İnternetin ilkleri. Bu parçaları sıralamaya koymak çok basit aslında çünkü her parçada yıllar da verilmiş. Biz de kronolojik sıraya koyacaktık zaten. Hemen yıllara bakarak sıralamaya bırakıp ondan sonra sıralamaya göre okuyabiliriz. Ama iki tane 1971 var. O ikisinden hangisi birinci sırada olacak bakalım. In late 1971 demiş. Yani 1971'in sonlarında late hani geç anlamı da var ya get up late geç uyanmak gibi burada da sonlarında anlamında burada söyle bir ifade kullanılmamış. Dolayısıyla birincisi ne olacak? D seçeneği olacak. İkincisi A olacak. Sıralamaya göre gittiğimiz zaman üçüncüsü E seçeneği 1978 var. Dördüncüsü 1980 yani F olacak. Sonra 93, Son olarak da 96. Şimdi sıralamaya göre hepsini okuyalım. Hemen birden başlayalım. The first virus. Virus virüs demek Türkçe'ye geçmiş zaten. In 1971 an engineer Bob Thomas created the first virus creeper. 1971'de bir mühendis olan Bob Thomas ilk virüs olan creeper'ı created oluşturdu, yarattı. Creeper özel isim çevirmek zorunda değiliz ama illa çevirmemiz gerekirse ya da aklınızda bir anlam ifade etsin diye öcü şeklinde çevirebiliriz. İlk virüse öcü ismini vermiş Creeper. Its message was I am the Creeper catch me if you can. Onun mesajı şöyleymiş diyor. Ben öcüyüm yakala beni yakalayabilirsen. I am the Creeper catch me if you can. 2'ye bakalım. Yani A'ya. The first email. ilk e email. Elektronik posta. In late 1971, an engineer Ray Tomlinson sent the first modern email by using the symbol. 1971'in sonlarında yine bir mühendis olan Ray Tomlinson ilk modern elektronik postayı at sembolü kullanarak gönderdi. Sonradan bu zaten elektronik posta sembolü haline geliyor. Üçe bakalım. The first multiplayer game. Multiplayer, player oyuncu demek. Multi çok demek. Çok oyunculu. İlk çok oyunculu oyun. In 1978, Roy Trap Show. Richard Bartley and Richard Bartle developed the first multiplayer game. 1970'. 8'de Roy Trapshaw and Richard Bartle ilk çok oyunculu oyunu geliştirdiler. Develop geliştirmek demek. It allowed players all over the world to interact. Allow izin vermek demek. O dünyanın her yerinden oyuncuların etkileşime geçmesine olanak sağladı. Etkileşime geçmesine izin verdi. Allah, olanak sağlamak da diyebiliriz. imkan sağlamak da diyebiliriz. izin vermek de diyebiliriz. Interact de etkileşime geçmek demek. Dörde geçelim. Şurada the first smiley. İlk o gülücük işaret. ilk o surat. Gülen surat. In 1980, Professor Scott E. Fahlman suggested this to use punctuation for ironic statements. Şimdi bu cümleyi okurken şuraya this dedim. Yani bu dedim. Çünkü onu tam olarak nasıl tek tek parantez iki nokta o şekilde okumak da pek anlamlı olmayacaktı. Direkt bu dedim. Yani 1980'de Profesör Scott E. Fallman şu işareti bu parantez iki nokta falan bu kombinasyonu ironik komik durumların komik durumların için vurgu kullanmak, komik durumlar için vurgu olarak kullanmak için kullanmak amacıyla önerdi. Suggest önermek demek. Evet beşe bakalım. The first webcam, ilk webcam yani web camera. Cam kameranın kısaltılmışı. İnternete kullanılabilen kamera webcam. In 1993, Dan Gordon, working in Cambridge University's computer lab, modified the software so the first webcam was born. 1993'te Dan Gordon Cambridge Üniversitesi'nin bilgisayar laboratuvarında çalışan Dan Gordon modified the software so the first webcam was born. Bir yazılımı modifiye ederek ilk webcam'in doğuşunu sağladı. İlk webcam'in böylece ilk webcam doğdu diyebiliriz. Software yazılım demek. Bir de hardware karşımıza çıkacak. O da donanım demek. 5'e bakalım. 5'e baktık. 6'ya bakalım. The first blog. İlk blog yani internet sayfası. Kişisel internet sayfası. In 1994 an American journalist Justin Hall began blogging. 1994'te bir Amerikan journalist. Journalist gazeteci demek. Bir Amerikan gazeteci Justin Hall blogging'e başladı. Yani kendi özel internet sayfasına anılarını falan yazmaya başladı. Görüşlerini, anılarını, deneyimlerini. He wrote about his relationships, plans and fears to share with his readership. Bu da readership denmişti. Bu da readers olsa daha uygun olur diye düşünüyorum. Yani okuyucularıyla reader, okuyucu readers, okuyucu okuyucularıyla paylaşmak için ilişkilerini, planlarını, korkularını, korkuları hakkında yazma yazdı diyor. Relationship, ilişki, plan. Zaten plan diye Türkçe'ye geçmiş. Fear de korku demek. Korkuları, planları ve ilişkileri hakkında okuyucularıyla paylaşmak için bir şeyler yazdı diyor o cümlede. Hemen alt tarafa geçelim. Altısını da okuduk activity today read the text again. Parçayı tekrar okuyunuz. Complete the sentences. Cümleleri tamamlayınız. Complete tamamlamak demek. Bakalım in late 1971 an engineer Roy Tomlinson sent the first modern email with at symbol. Yani at symbol'ı neden oraya ekledik? Çünkü cümlede şöyle diyor. 1971'in sonlarında bir mühendis olan Ray Tomlinson İlk modern elektronik postayı et sembolü ile with ile demek ya et sembolü ile gönderdi. Justin Hall bla bla began will blogging. Justin Hall için yukarıda ne demişti? An American journalist bir Amerikan gazeteci. Bir Amerikan gazeteci olan jo Justin Hall blogging'e başladı. Yani kendi internet sayfasında kişisel şeylerini paylaşmaya başladı. Kendi internet sayfası olması da zorunda değil aslında. Kendi sayfası diyebilirim. Yani kendi yaz kendisinin yazabildiği sayfa diye düşünebiliriz. Yoksa mülkiyet olarak kendisinin olmak zorunda değil. Then Gordon modified the software so the first webcam was born. Yani Dan Gordon yazılımı modifiye etti. Bunu daha optimize hale getirdi. Böylece ilk webcam doğdu. Was born doğdu. Bob Thomas created Creeper. Bob Thomas Creeper'ı yarattı. Onu meydana getirdi. In 1978 Roy Show and Richard Bartle developed the first multiplayer game. 1978'de Roy Show ve Richard Bartle İlk çok oyunculu oyunu geliştirdi. E bu isimleri tam olarak doğru okumamış olabilirim. O artık tam bilmediğim isimler açıkçası. Professor Scott E. Holman suggested the first smiley in 1980. İlk diyor 1980'de Professor Scott E. Holman ilk smiley ilk gülen suratı ilk emoji'yi kullanmayı ilk emoji önerdi suggest önermek demek. Circle the best option for you diyor kendiniz için en iyi seçeneği yuvarlak içerisine alınız. Option seçenek demek. Evaluate yourself kendinizi değerlendiriniz. Evaluate değerlendirmek demek. Yourself de kendini demek. Hemen sorumuza bakalım. Are you an internet addict? Addict bağımlı demek. Diyor Siz bir internet bağımlısı mısınız? Bu sorulara göre en sonda bir kısım da olacak. Oradan bizi ipucu verecek internet bağımlısı mıyız değil miyiz? Bu soruların cevapları kesin cevapları kendimize göre yapıyoruz. İlkinden başlayalım. I usually get help for my homework, for, from, blah blah. Ben ev ödevim için genellikle nokta noktadan yardım alırım. İki seçeneğimiz vardı internet, internet the encyclopedia encyclopedia Türkiye'de geçmiş ansiklopedi diye. Ansiklopedide bilimsel, sanatsal, dini pek çok açıdan çok fazla bilginin bulunduğu düzenli kitaplar. Belki çoğunuz onlara rastlamadınız. Bizim sizin yaşınızdayken kullandıklarımız genelde ansiklopedilerdi. O yüzden ben onu işaretledim. Yani dedim ki I usually get help for my homework from the encyclopedia. Ben genellikle ev ödevlerim için ansiklopediden yardım alırım. I have many devices to connect to the internet. İnternete bağlanmak için çok aletim var, cihazım var. Di device, cihaz demek. Diyor, internete bağlanmak için çok cihazım var. Şurada only one deseydik, sadece bir deseydik, devices dememize gerek yoktu. Çoğul yapmamıza gerek yoktu. I prefer sharing my secrets with my classmates. Ben sınıf arkadaşlarımla fikirli sırlarımı paylaşmayı tercih ederim. Sınıf arkadaşları dışında burada hangi seçenek var? Online friends. Yani internetten arkadaşlar. İnternet arkadaşları. Sanal arkadaşlar da diyebiliriz buna online friends için. In my free time, boş, zamanlarım, boş zamanlarımda I prefer surfing on the beach ya da the internet istediğinizi kullanabilirsiniz. Boş zamanlarımda kumsalda surf yapmayı tercih ederim. Sahilde surf yapmayı tercih ederim. I am good at face to face communication. Communication iletişim demek. Face to face yüz yüze. Ben yüz yüze iletişimde good at. iyiyim. Bad at olsaydı kötüyüm. Yani yüz yüze iletişimde iyi değilim. Kötüyüm. Pek yapamıyorum. Beceremiyorum anlamında olurdu. I play online games twice a week. Haftada iki defa online oyun oynarım twice a week. Every day olsaydı her gün olurdu. If a stranger sends a friend request on SNS, I ignore it. Stranger, stranger yabancı demek. Eğer bir yabancı sosyal medya ağlarında arkadaşlık isteği gönderirse, sosyal ağ sitelerinde daha doğrusu arkadaşlık isteği gönderirse, I ignore it. Onu görmezden gelirim. Önemsemem, dikkate almam. Ignore. Önemsememek, dikkate almamak. Görmezden gelmek demek. Confirm olsaydı onaylamak olurdu. Tasdik etmek, onaylamak. I like reading online news. Ben internetten haberleri okumayı tercih ederim. Severim daha doğrusu. Newspapers olsaydı gazeteler olurdu. 9'a bakalım. I comment, I comment on few photos of my friends. Ben arkadaşlarımın birkaç fotoğrafı üzerine yorum yaparım. All olsaydı tüm olurdu arkadaşlarımın tüm fotoğrafları üzerine yorum yaparım olurdu. I share some, some of my photos. Ben fotoğraflarımın bazılarını paylaşırım. Yine most olsaydı çoğu olurdu. Ben fotoğraflarımın çoğunu paylaşırım olurdu. Şimdi bakalım hangisini ne kadar çok yapmışsak evaluation değerlendirmemiz ne yönde olacak? Mostly A. Yani çoğunlukla A varsa yaptıklarımız arasında benim yaptıklarımın arasında çoğunlukla B vardı ama çoğunlukla A varsa ne diyor? Your internet usage is at alert level. Sizin internet kullanımınız usage kullanım demekti. Is at alert level. Alert uyarı demek yani alarm seviyesinde, uyarı seviyesinde, internet kullanımınız hat safhada uyarı seviyesinde. You should be careful about it. Bununla ilgili dikkatli olmalısınız. Careful, dikkatli demek. Should meli malıydı. You have, eğer mostly B, çoğunlukla B varsa, you have control over, over your internet usage. İnternet kullanımınız üzerinde kontrolünüz vardır diyor. You are an average internet user. Siz ortalama bir internet kullanıcısısınız. User, kullanıcı demek ortalama average. Ortalama bir internet kullanıcısınız. Activity 2'da write a basic paragraph to describe your internet habits according to your results in activity 1. Yani aktivite 1'deki sonuçlarınıza göre kendi internet alışkanlıklarınızı tanımlayan temel basit bir paragraf yazınız dermiş. Ben bir şeyler karaladım bakalım neler yazmışız. I don't think that I am an internet addict. Ben bir internet bağımlısı olduğumu düşünmüyorum. Because çünkü I don't spend too much too much time on the internet. I don't spend too much time on the internet. Çünkü internette çok zaman harcamıyorum. I prefer meeting my friends face to face, ben arkadaşlarımla yüz yüze buluşmayı tercih ediyorum and using the internet mostly for educational purposes. Purpose amaç demek, hedef demek ve interneti çoğunlukla eğitici amaçlar için kullanmayı tercih ederim. Assignment bölümü var, ödev bölümü var. Yine her ünitede bulunan visual dictionary var, görsel sözlük bölümü var. Burada ne demiş? Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit. Yani diyor ki bu üniteden kelime öğeleri, yeni kelime öğeleri içerecek şekilde görsel sözlüğünüzü genişletin. Sonra ne var? Do your best. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Do your best. Prepare a poster to illustrate your internet habits and hang it on the classroom walls. Demiş ki internet alışkanlıklarınızı gösteren illustrate göstermek demek. Buradaki anlamı internet alışkanlıklarınızı gösteren bir poster hazırlayınız. Prepare hazırlamak demek. And hang it on the classroom walls ve sınıf duvarlarına asınız. Hang asmak demek. Burada bir benzer bir şey var. Internet Habits, internet ba alışkanlıkları başlığı altında bir poster var ve şurada da bir slogan var. Connect but not get addicted. Diyor ki connect bağlanın but ama not get addicted. Ama bağımlı olmayın. Bağlanın ama bağımlı olmayın. Self assessment bölümü var. Kendini değerlendirme, öz değerlendirme bölümü var. How well can you do these things? Bu şeyleri ne kadar iyi yapabilirsiniz diye sormuş. Bunları kendinize göre very well, well ya da elidir. Yani çok iyi, iyi ya da biraz şıklarına şıkları doğrultusunda işaretleyebilirsiniz. Tick the chart, tabloyu tick atınız denmiş. Bakalım ne deniyor? I can understand oral text with related vocabulary items. Ben ilgili kelime öğeleri ile yapılan sözlü parçaları anlayabilirim. Siz bunu kendi düzeyinize göre tik atabilirsiniz. I can express my internet habits, İnternet alışkanlıklarımı ifade edebilirim. Express ifade etmek demek. I can understand main ideas in text about the internet. İnternetle ilgili parçalardaki ana düşünceleri, main idea, ana düşünce, ana fikir demek, ana düşünceleri anlayabilirim. I can write a paragraph to describe my internet habits. İnternet alışkanlıklarımı tanımlayan, anlatan bir paragraf yazabilirim. Revision bölümünden devam edelim. Hemen birinci bölüm. Match the house to make a phrase. Diyor, bir ifade oluşturmak için bu yarımları Eşleştiriniz, birleştiriniz. There is one extra world. Bir tane fazla kelime kalacakmış. Bir de sign up var. Sign up neyle birleşebilir? Sign up a blog diyebiliriz. Yani bir internet sitesine, bir kişisel sayfaya sign up, kayıt olmak. Sonra delete, delete, silmek demek. O da şuraya gelebilir. Delete the old files. Old burada yaşlı değil, eski anlamında. File de dosya anlamında. Eski dosyaları silmek. Delete the old files. Confirm, Confirm'ün eşleştiği var mı? Evet. Confirm the request. Request istek demek, tab talep demek. Yani a friend request bir arkadaş isteği, arkadaşlık isteği gibi. Confirm the request isteği onaylamak. Reply, reply, response, answer, hepsine de cevaplamak diyorduk. Bunun var mı karşılığı? Reply, tam olarak yok, bunun karşılığı. Devam edelim. Connect, connect, bağlanmak demek. O A seçeneğiyle birleşecek. Connect to the internet, internete bağlanmak. Upload, upload, yüklemek demekti. O da D seçeneğiyle birleşecek. Upload the videos, upload the videos, videolar yüklemek. Comment, comment yorum yapmak demekti. O da B seçeneğiyle birleşecek. Comment on a post. Post gönderi demek burada bir gönderi hakkında, bir gönderi bir gönderi üzerine yorum yapmak. Son olarak check var. Check notifications, notification bildirim demekti. Bildirimleri kontrol etmek, check de kontrol etmek demekti. İkinci bölümde look at the chart yani tabloya bakınız write to T or F in the brackets. Yani o boşluklara o parantez içerisine true ya da false yani T ya da F yazınız. There a class survey about inviting students to do online activities. Demiş ki öğrencileri internet aktivitelerini internet aktiviteleri yapmaya davet etme hakkında bir sınıf anketi var. Survey anket demek. Bu anketle ilgili sorulara cümlelere true ya da false yazacağız. Anketi tam olarak incelemeden önce true false cümlelerine bakarım. Bu sayede vakitten tasarruf edebiliriz. Hemen bakalım birincisinde. All of the students refuse, refuse joining an online course. All of the students refuse joining an, an online course demiş ki all of the students all neydi? Tüm demekti, her demekti tüm öğrenciler bir internet kursuna katılmayı reddetmektedirler. Refuse reddetmek bakıyorum. Şurada var to join an online course. Tüm öğrenciler bir internet kursuna katılmayı reddediyorlar mı? Hayır. Accept kabul ediyorlar. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim? false yani yanlış diyeceğim. Just two students accept doing online shopping. Sadece iki öğrenci just sadece demek sadece iki öğrenci online shopping yani internetten alışveriş yapmayı kabul ediyor. Bakalım internetten alışveriş yapmak burada. Evet sadece iki tanesi kabul etmiş. Dolayısıyla buna true diyoruz yani doğru Üçüncü cümlede The students accepting chatting online are more than those sharing photos. Yani internette sohbet etmeyi kabul eden öğrenciler fotoğraf paylaşmayı fotoğraf paylaşanlardan daha fazladır. More than. Bakalım internette chat yapmayı kabul eden öğrenci sayısı kaç? Bu 9'muş. Peki Fotoğraf paylaşan öğrenci kaçmış? O da yediymiş. Yani internette sohbet eden öğrenci sayısı fotoğraf paylaşanlardan more than daha fazla mıymış? Evet. Dolayısıyla true diyeceğim buna da. <laughs> Nearly half of the students accept subscribing a vlog demiş ki neredeyse nearly almost demek yani neredeyse neredeyse öğrencilerin yarısı half yarısı demek yarım demek buçuk demek neredeyse öğrencilerin yarısı bir vloga subscribe abone olmayı kabul ediyorlar bakalım to subscribe a vlog burada 18'e 2 var 18 to 2 18'e 2 var 18'e 2 varsa ben nearly half of them neredeyse onların yarısı dememdense almost all of them nearly all of them diyebilirim neredeyse tamamı diyebilirim. Neredeyse yarısı uymaz buna. Çünkü neredeyse yarısı değil neredeyse tamamı. Dolayısıyla buna da false diyorum. There are 20 students in the class. Sınıfta 20 öğrenci var. Evet buradaki baktığımız zaman her sütun Toplandığında 27 diyor zaten. Her satır daha doğrusu. Devam edelim. The survey is about the internet addiction. Diyor. Anket internet bağımlılığıyla ilgili. Bu sorular tam olarak internet bağımlılığıyla ilgili değiller. Dolayısıyla buna false diyebilirim. Yanlış diyebilirim. Hemen yan taraftan devam edelim. Read the sentences. Put a mark. Tick. Or cross in the boxes according to the internet safety demiş ki cümleleri okuyunuz ve tik ya da çarpı işaretleri internet güvenliğine göre kutulara tik ya da çarpı işareti koyunuz. Atınız safety güvenlik demekti. Bakalım. A share your address with strangers. Stranger yabancı demekti ya. diyor yabancılar ile adresinizi paylaşınız. Bunun için cross diyeceğim çarpı bu olmaması gereken bir şey internet güvenlik kurallarına göre. Refuse unknown people's friend request. Unknown no bilmek demek ya. Known bilinen demek. Unknown ise bilinmeyen demek. Tanınmadan, bilinmeyen tanımadığınız insanların arkadaşlık isteklerini reddedin. Evet bu tik doğru atacağım. Keep your password secret except from your family members. Demiş ki aile üyelerin hariç, aile üyelerin hariç password yani şifrenizi gizli tutunuz. Aile üyeleriniz hariç şifrenizi gizli tutunuz. Bu da doğru. Evet buna da ne diyeceğiz? Tik diyeceğiz. Agree to meet your online friends. Online friends yani internet arkadaşlarınızla, sanal arkadaşlarınızla buluşmaya razı olun. Buluşmayı kabul edin. Hayır. Burada da cross diyeceğiz. Çarpı. Believe in all news on the internet. İnternetteki tüm haberlere inanın demiş. Hayır. Buna da çarpı atıyoruz. Bilakis çoğuna inanmamalıyız. Before downloading a file, check it with an adult. Before neydi? Den önce demekti diyor. Bir dosyayı indirmeden önce onu Adult, adult yetişkin demek bir yetişkin ile kontrol ediniz. Evet, buna da tik atıyoruz. Match the questions with their responses demiş, soruları cevapları ile eşleştiriniz. There's one extra response. Fazladan bir tane cevap olacaktır. Denekleri daha sonra bunu canlandırınız. Hemen bakalım sorulara. Questions sorular. İlk soruda how many hours do you spend on the internet? İnternette kaç saat harcarsın, kaç saat geçirirsin diyor. Hour saat demek. How many kaç? Kaç tane? Kaç? İnternette kaç saat geçirirsin? Spend geçirmek, harcamak. Bunun cevabı ne olacak? Zaten hour burada da var, aşağıda da var. Hemen belli oluyor. An hour. An hour bir saat demek. İnternette bir saat geçiririm diye cevap vermiş. Do you follow any bloggers? Herhangi bir blogger, blog yazarı, blog e, sa sayfası sahibi olan, paylaşımlar yapan birisini takip eder misin? Yes I do. Evet ederim diye kısa cevap verilmiş burada. Who uses the internet in your family mostly? İlk sayfalarda da karşımıza çıkan bir cümle. Demiş ki ailende çoğunlukla kim interneti kullanır? cevata my grandfather. Benim büyük babam. How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanırsın? Connect bağlanmak demek. Bu da önceki sayfalarda vardı. By phone and tablet. Telefon ve tablet ile. What kind of websites does your mother follow? Senin annen what kind of, what type of, ne tür, ne çeşit, ne tarz? Senin annen ne tür web sitelerini takip eder, internet sitelerini takip eder? Burada ne olacak? Cooking, health and fashion. Yani aşçılık, yemek pişirme, sağlık ve moda web sitelerini takip eder. Bunlar üzerine olan web sitelerini takip eder. Bir tane fazla kalmış. O da I share photos. Fotoğraf paylaşırım cümlesinin sorusu yok. Additional Activities bölümünden devam edelim. Activity 1. Solve the puzzle. Puzzle'ı yani bulmacayı çözünüz. Match the words, phrases with the pictures. Resimlerle ifadeleri, kelimeleri eşleştiriniz. Exchange information about the internet by using them. Onları kullanarak internetle ilgili bilgi alışverişinde bulunuz denmiş. Çok basit bir bölüm. Aşırı üzerinde durmayacağım. Rahatlıkla yapabileceğiniz, yaptığınız bir bölümdür. Burada kelimelerin üstünde duralım. Yeter. Social networking sites var. Birincisinde yani sosyal a siteleri sitesi. Login giriş yapmak. Account hesap. Reply cevaplamak. Attachment dosya eki. Eklenti. Upload yüklemek. Web browser. Web tarayıcısı. internet tarayıcısı. Comment. Yorum yapmak ya da yorum. Connection bağlantı. Confirm onaylamak. Logout, çıkış yapmak, download, indirmek, delete, silmek demekti. Burada onların ikonları da var. Hemen devam. Put the words, phrases into the correct order. Kelimeleri, ifadeleri doğru sıralamaya koyunuz denmiş. Çok teknik detaya inmeyeceğim. Doğru haline bakacağız cümlelerin, ona odaklanacağız. İlk cümlemiz ne olacak? I post my photos on my website three times a week. Three times a week. Haftada üç defa. Hani once, bir defa, twice, iki defa, three times, four times, five times, six times böyle devam ediyordu. Üç defa, dört defa, beş defa diye once ve twice'ı ezberlemeniz yeterdi. Onlardan sonrakilere times geliyordu sayının sonuna. Burada da yani anlamı ne oluyordu? Once, twice, three times, four times, five times, bir defa, iki defa, üç defa, dört defa ya da bir kez, iki kez, üç kez o anlamlara geliyordu. Three times a week haftada üç defa web sitemde, internet sitemde fotoğraflarımı paylaşırım. İkiye bakalım. I check my emails once a day. Once. Az önce tekrar ettik detaylı zaten bunu bir defa demek ben günde bir defa e-maillerimi kontrol ederim. I, risk I can't listen to the music from my PC. PC'nin açılımı aslında personal computer demek. Yani kişisel bilgisayar. Ben bilgisayarımdan müzik dinleyemem diyor. Why don't we chat online at one o'clock? Neden saat bir de internetten sohbet etmiyoruz? Online, internetten, sanal, Do you mean the internet connection? İnternet bağlantısını mı kastediyorsun? How often do you go online? Go online internete girmek demek. Ne sıklıkla internete girersin? How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanırsın? How do you, how do you connect to the internet? How Nasıl demek ki? Activity 3. 3. aktivitede de bir dinleme metnimiz var. Listen to the recording and complete the text with a word or phrase. Demiş ki kaydı dinleyiniz ve parçayı bir kelime ya da ifade ile tamamlayınız. Tam olarak tüm parçayı dinleyelim zaten doldurmuşum. Sonra tümünü anlayalım. We can use the internet to download music videos, update information and delete the old posts. Also, we can create an account, upload a profile picture And share photos, videos on social networking sites. Moreover, we can send emails with attachments and browse the internet to read information. We can sign in different blogs, comment on the photos and posts. If we don't spend too much time on the internet, we can organize our life effectively. Evet, şu an. Cümle cümle we can use the internet to download music videos. Biz müzik videoları indirmek için interneti kullanabiliriz. Update information bilgi güncellemek için update güncellemek demekti ya. And delete the old post ve eski gönderileri silmek için kullanabiliriz. Also ayrıca we can create an account bir hesap oluşturabilir. Create an account bir hesap oluşturmak. Upload a profile picture, bir profil fotoğrafı yükleyebilir. And share photos, videos on social networking sites ve sosyal ağ sitelerine fotoğraflar paylaşabilir. Fotoğraflar ve videolar paylaşabiliriz. Bunları orada oraya yükleyebiliriz. Moreover, moreover dahası, dahası we can send emails with attachments. Biz eklentiler, eklentileri olan, dosya ekleri olan e-mailler gönderebiliriz. Send göndermek demek. And browse the internet to read information ve bilgiler okumak için, bilgi okumak için interneti browse tarayabiliriz. We can sign in different blogs. Farklı bloglara sign in, kayıt olabiliriz, kayıt olabiliriz. Comment on the photos and post. Fotoğraflar ve gönderiler üzerine yorum yapabiliriz. If we don't spend too much time on the internet, we can organize our life effectively. If, eğer demek hatırlayalım, if we don't spend too much time on the internet, eğer internette too much time, çok fazla zaman harcamazsak, we can organize our life effectively. Biz hayatımızı verimli bir şekilde, effectively, verimli bir şekilde organize edebiliriz. Activity for match the sentences with their clarifications denmiş. Yani cümleleri onların daha da netleştirildiği cümlelerle eşleştiriniz diyebiliriz bu kısma. Bu şekilde toparlayabiliriz Türkçe çevirisini. Clarification net neydi? Netleştirmeydi demek anlamı. Açıklama, netleştirme. Bakalım. İlk cümlede ne söylenmiş? I can't access the internet from my PC. Yani bilgisayarımdan internete erişim sağlayamıyorum. Access, erişim sağlamak demek. Burada şu sorunun sorulduğu varsayılıyor bundan sonra. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Şimdi farklı kelimeler, farklı cümlelerle bu anlatılmak istenen net bir şekilde anlatılacak başka bir cümlede bu hangisi olabilir? D seçeneği olur. I mean demek istiyorum ki there isn't a connection sign. Bir bağlantı işareti yok. Demek istiyorum ki bir bağlantı işareti yok. Hemen ikiye bakalım. Having online friends is dangerous. Yani sanal arkadaşlara sahip olmak tehlikelidir. İnternetten arkadaşlara sahip olmak tehlikelidir. What do you mean? Ne demek istiyorsun? C seçeninde ne denmiş? I mean demek istiyorum ki some people pretend to be younger when online. Bazı insanlar internetteyken pretend to be younger, pretendmış gibi yapmak demek, farklı biriymiş gibi kendini göstermek demek. Burada nasıl olur? Some people pretend to be younger. Bazı insanlar daha gençmiş gibi davranabilirler. Daha gençmiş gibi yapabilirler internetteyken. Bazı insanlar daha gençmiş gibi davranabilirler. Toparlayalım. Having online friends is dangerous. İnternetten arkadaşlara sahip olmak tehlikelidir. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bazı insanlar sanalda İnternette daha gençmiş gibi davranabilirler, davranırlar da diyebiliriz. You must create online identities to log in. Demiş ki giriş yapmak için online yani sanal kimlikler oluşturmalısın. Sanal hesaplardan bahsediyor, internetten bir sayfadan hesap oluşturmaktan bahsediyor. Ama bunu anlamadığımızı varsayıp What do you mean? diye sormuş isek ne demek istiyorsun? o ne demiş olabilir bakalım i mean demek istiyorum ki you should register to site first İlk olarak siteye kayıt olmalısın register kayıt olmak demek ya ilk olarak siteye kayıt olmalısın yani siteye kayıt olurken ne yapıyoruz sanal kimlikler sanal hesaplar orada oluşturuyoruz internetten son cümleye bakalım avoid using dangerous sites avoid kaçınmak demek sakınmak demek Demiş ki tehlikeli siteler kullanmaktan kaçının. What do you mean? Ne demek istiyorsunuz? Hemen bakalım. I mean demek istiyorum ki use safe websites. Yani güvenli web siteleri, güvenli internet siteleri kullanın demek istiyorum. Yine activity 5.a. Read the question. Soruyu okuyunuz. Take the responses according to the answers. Demiş ki cevaplara cevaplara göre yine yanıtlara response yanıt demek yanıtlara oradaki verilen yanıtlara göre tik atınız. Bakalım ne denmiş? Burada önce bir soru var, bir durum var. Daha sonra durumun sonunda da bir soru var. Okuyalım ne diyor? I am visiting Louvre Museum online this afternoon with Peter. Demiş bu öğleden sonra Peter ile Louvre Müzesini ziyaret ediyorum. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Şimdi hemen cevaplara bakalım. Thanks for asking, but I am afraid I can't. Sorduğun için teşekkürler. Thanks for asking. Sorduğun için teşekkürler. But I am afraid I can't. Ama korkarım gelemem, korkarım yapamam. Bu, bu cevap Yukarıdaki aşağıdaki başlıklardan hangisine uyar? Üç durum var aşağıda. Accepting, kabul etmek. Refusing, reddetmek. Making excuses, bahane ileri sürmek. Mazeret belirtmek. Bunlardan sadece reddetmeye uyuyor. Bir bahane de yok. Neden gelemeyeceğini anlatmamış. Kabul zaten etmemiş. Dolayısıyla sadece refusing yani reddetmeye tik atacağım. İkinci konuşma balonda that's awesome. Awesome, great, wonderful, terrific demek. Yani harika demek. Bu harika. Dolayısıyla bu ne? Accepting, kabul etme. Kabul etmiş. Diğer kısımlar hiç uymuyor. That's very kind of you but I am busy. Diyor çok kibarsın. That's very kind of you. Bu senin nezaketin. Sen çok naziksin. Çok kibarsın. Kind, kibar, nazik demek ya. But I am busy. Ama meşgulüm. Burada ne yapmış? Refusing. Reddetmiş. Aynı zamanda making excuses. Aynı zamanda bahane de ileri sürmüş. Çünkü meşgul olduğunu söylemiş. Meşgul olması onun bahanesi. Activity 5.B, B aktivitesine bakalım. Read the question in activity 5.A again. 5A aktivitesindeki soruyu tekrar okuyunuz. Write your answers in the speech bubbles according to the response. Cevaplara göre siz cevaplarınızı konuşma balonlarına yazınız denmiş. Yani şunlara göre yazmamız istenmiş. Yukarıda ne soruluyordu? Louvre Müzesi'ne gidiyordu öğleden sonra Peter ile bize katılmak ister misin diye sormuştu. İlk bölümde accepting var, kabul etme, kabul ettiğini varsayalım ne olsun? Excellent idea, harika fikir. We will have great time there, orada harika vakit geçireceğiz. Bu bir kabul etme cümlesidir. Diğer kısımda refusing var, reddetme var ve sadece ona tik atılmış. Making excuses'a falan da tik atılmamış. Yani bahane de ileri sürmemize gerek yok. Ne demişim? No way, asla. Unfortunately, I have to refuse your invitation. Maalesef davetini reddetmek zorundayım. İki cümle olmasına rağmen herhangi bir bahane yok. Direkt asla ne yazık ki davetini reddetmek zorundayım. Son olarak making excuses yani bahane ileri sürmek var. Burada ne olur? I have to go to the gym then. O zaman spor salonuna gitmek zorundayım. Burada benim tam anlamadığım bir kısım var. O da şu bahane ileri sürmüş isek bunu otomatikmen reddetmiş de oluruz. Aslında bence burada da tik olması daha güzel olurdu. Çünkü bahanemiz varsa bu bahaneyi ileri sürmüşsek bir nevi bunu reddetmiş de oluruz. Bu kısmı tam anlamadım açıkçası. Evet bu aktivite de bitti. Böylece 5. ünite de bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Take care. And always chase your dreams.